Herkese merhabalar, hoş geldiniz. 9 Mayıs Perşembe günü A101'e oyuncu kasası geliyormuş. Ben bunu A101'e girince gördüm. Dedim ki biraz pahalı değil mi bu acaba diye düşündüm. Sonra bunu toparlamaya karar verdim. Toparlayınca durum çok farklı çıktı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha farklı markalarla hatta toparladım. Çünkü aynalarını bulamadım. Neden? Çünkü çok garip garip markalar yazmışlar. Yani mesela şimdi ben telefonumdan not aldım. Onu söyleyeceğim size. i3 12. nesil toplamışlar. Asus anakart. Ekran kartını RX 564 GB yapmışlar. 16 GB Tool Vortex. Yani ben bunu hiç duymadım. Tool Vortex 512 GB tekrardan M2 koymuşlar. Bunu da görmedim. İnternetten baktığımda ama pahalıydı. Anlamsız yani. Çok anlamsız. Tekrardan Tool Vortex'in, doğru mu okuyorum bilmiyorum ama, Tool Vortex yazıyor. Tool Vortex'in oyuncu kasasıymış. Şeffaf temperli cam varmış. İşte 700 Watt'ta 80 Plus bronz sertifikalı. Böyle bir kasa var. Sadece bu var. Yanında da gaming mekanik kablolu klavye varmış, RGB. Klavyeyi hadi 700-800'e buldun. Oyuncu mouse'unu da buldun. Kulaklığı da buldun. Hepsini 2,5'a buldun. 3'e buldun de ya. Tamam, 3'e buldun de. Buraya 20 bin lira yazmışlar. 20 bin lira. 20 bin lira. 20 bin lira bana çok geldi. Gerçekten çok geldi. Ben de toparladım. Şimdi size onu göstereceğim. Reklam bu. 9 Mayıs Perşembe günü geliyor. Bu ne ya? Bu duydunuz mu böyle bir şey? Asus'un mu bu yani? Ben açıkçası böyle bir şey görmedim. Asus'un mu bilmiyorum. Belki de Asus'undur. Görmedim yani, ben görmedim böyle bir şey. Bakıyorum. Yani görsellere bakayım. Yani görsellere baktığım zaman da bu Asus değil ya. Buraya bence Asus etiketi yapıştırmışlar. Bu güzel bir şey değil. Benim hoşuma gitmedi. Evshop. 29 bin lira mı? Millet kafayı yemiş ya. Bu anakartı koymuşlar. Burada 2775 lira yazıyor. Bu işlemciyi koymuşlar. En ucuz yerlerden buldum. Buralardan alabilirsiniz yani. 2700 diyelim. Böyle bir RAM koydum. Onlar da yine o garip markayı koymuşlar. O markayı ben bilmiyorum. Yani siz biliyorsanız söylersiniz. Ben o kasayı bulamadığım için farklı bir kasa aldım. Bu kasa daha güzel açıkçası yani. Bu kasayı da tercih edebilirsiniz. Yani gördünüz mü? 15.800 lira tuttu. Hadi bir tane de oyuncu klavyesi alalım. Mekanik oyuncu klavyesi. Ne kadarmış? Ah, 900 lira. Al sana 900 lira da bu. Bak, araştırmadan ilk linke falan tıklıyorum yani. Ne varmış? Al bu. Al. 700 lira yazıyorum. Fazladan fazladan yazıyorum. Hadi hepsinin de kargo ücreti falan filan cart çurt olsun. Tamam mı? 100 lira da ona yazıyorum. Hatta bir 100 lira daha yazayım. Tamam mı? 18.500 lira. FreeDOS da geliyor bu zaten. Siz bunu araştırarak daha ucuza bulabilirsiniz ha. A101'e gelen bir şey çok ucuz olması lazım bence. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da siz ne parçaları toplardınız? Siz daha ucuza toplar mıydınız? Ya da bu parçaları mı kullanırsınız? Yani şu ekran kartı mesela. Kaldı mı bu ekran kartı ya? Ya bu ekran kartının muadili nedir yani mesela? 1650 mi? Bakalım. Ya 1600... Ya bu ne ya? 1650 bile %94 daha iyi. 1650 ne kadar? GTX 1650... Yani 1000 lira daha para veririm. 1650 alırım o zaman ya. Demek ki daha düşük bir GTX alınabilir. A101'in bu yapmış olduğu şeyi hiç beğenmedim açıkçası. Yani siz de gördünüz, ben bunun için şu an bu videoyu çekiyorum. Hiç hoş değil bence. Yani bu kandırmacı değil. Hiç kandırmacı değil açıkçası. Adamlar toplamış etmiş satıyor. Onda bir şey söylemiyorum ama bu videoyu çekmemin amacı şu. Toplamayabiliyorsunuz işte anakart, işlemci, RAM, M2, ekran kartı, kasa, power. Yani bunları siz de toparlayabilirsiniz. Çok da zor değil. Takması falan da zor değil. Bazı şeyleri yanlış takamıyorsunuz. Oldu ki siz yapmadınız ya. Gittiniz bir tane bilgisayarcıya yaptırdınız. 500, 600 lira, 800 lira, 1000 lira para aldı. Yine ucuza geliyor ki. Hem de daha kaliteli parçalarla. Bir düşünün derim. Bu kadar. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi bu videonun montajı var tabii. Yani şu uykusuzluğa bakar mısınız? Saat kaç? 9. 10'a kadar bunu yapabilir miyim? Hadi inşallah. Görüşmek üzere.